Buyurun. İçeriye girecektim. Üyeliğiniz var mıydı? Yok. Yemek yemeye gelmiştim. Maalesef. Üye olmadan girilmiyor. Alo müdür. Söyle. Korkut'la kardeşi Deniz Kulüp diye bir yere girdiler. Büyük ihtimal Elmas'la burada buluşacaklar. Ama içeri giremiyorum. Üyelik lazım. Ben girerim. Sen nasıl gireceksin? Benim her yere üyeliğim var Gattar. Merak etme. Korkut zaten beni tanımıyor. Daha iyi olur. 5 dakika yoldayım. Dün gece Dağ'ın evine girmek istedim gizli gizli. Onu öldürmek için. Ne öldürmesi? Ben sana onu canlı istiyorum demedim mi? Bulamadım zaten. Enver oradaydı. Yani? Yani abi, bu herifin hala hayatta olması benim canımı çok sıkıyor. Sürekli arkamı kollayarak gezmekten bıktım. Şimdi ortalarda yok. Kesin bir şey çeviriyor bu. Bul o zaman. Tamam. Bul. Merhaba. Bir filtre kahve alabilir miyim? Lazım bunun. Ne? Yani bir şekilde bunu kafamdan atmam lazım benim. İyi. Ya üvey kardeşim sayılır ya, müdüre ne diyeceğim? Ne diyorsun oğlum ya? Ne? Ne diyorsun, konuşuyorsun kendi kendine? Ne diyorsun? Harbi mi? Dışarı mı konuştum? Hiç farkında değilim daha ya. Tamam bak, sessiz sessiz oturalım, tamam mı? Sus. Babamda da var daha bu. Babam da böyle bütün gün kendi kendine konuşurdu. O yüzden işten kovuldu ya. Yolcular şikayet etmiş deli bu adam diye. Aha, Dağhan pardon ya kardeşim. Senin de acın var. Ben de anlatıyorum babam babam diye. Kusura bakma. Yani hiç sormak istemiyorum ama hangi yolcular şikayet etmiş babana? Otobüs yolcuları. Uzun yol şoförüydü bu. Kasaplığı ne zaman yaptı? Ne kasaplığı? Hiç kasaplık yapmadı ki benim babam. 35 yıl otobüs şoförlüğü yaptı ya. Böyle benim çocukluğum falan yollarda geçti. Ne hikayeler. Ulan sen öyle dedin ya. Kasaptı dedin. Ondan önce de dedin. Senin ben yalanları lan. Ya otobüs şoförü diyorum ya babam. Otobüs şoförü. Ya insan öz babasının ne iş yaptığını bilmez mi? Bilir. Şofördü. Ay yok. Yok ben darlanıyorum. Ben daralıyorum. Benim çevremi bir an önce değiştirmem lazım lan benim. Ne oluyor ya? Senin babamla ne sorunun var oğlum?
Müdürüm saygılar. Ben bu evi hatırlar gibiyim ya. Bu Elmas'ın evi olamaz. Kimin evi? Yani şimdi çıkaramıyorum ama galiba bunun gibi bir adamın evi. İyi güzel, dalalım. Önce bu işi halledeyim, ondan sonra kendi işime bakacağım. Kendi işim? Korkut'u geberteceğim müdür. Babamın kanı hala yerde. Dahan, sakin olmalısın. Öfkene hakim olmalısın. Sen artık büyüdün. Oraya da bak lan. Hani derler ya, insan babasını kaybedince büyürmüş diye. Yani sen artık eski Dahan değilsin. Ya farklı birisin. Bak benden sana tavsiye. Biraz kötü adam gibi düşün. Niye düşüneyim kötü adamlar gibi? Yani hayattan daha çok zevk almak için. Kötü adamlar genelde eğlenceli olur. Kahramanlar acı çeker. Korkut'u düşün mesela. Gittiğin adamın evine girdin. Duvarında ailenin fotoğrafını gördün. Sonra adam gitti böyle sokaktan birini çevirdi. Git dedi bunu bul filan. Yani bu heriflerin kafası başka oluyor. Sende yok o kafa. Olmasın da zaten. Olsun, olsun. Olmalı. Bu heriflerle çarpışırken olmalı. Yani biraz kötü adam ol. Sen hemen böyle inelim, gidelim, kıralım, dökelim, öldüreyim filan. Bak şöyle düşün. Dahan eğer kötü adam olsa Korkut'a neler yapar? Ne acılar çektirir? Acı çekmiyor herif müdür. Acı çekmiyor adam. Belli olmaz. Bu muhabbet sıktı. Dahan, plan yapmadık. Dışarıda kaç kişi var, içeride kaç kişi var bilmiyoruz. Dahan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldü mü sence? Bilmem. Kaçıp gittiler belki de. Sıkatı kafasına ne oluyor? Artık kötü adamım. Çekil. Yürü. Yürü. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? Yardım et bana. Yardım et. Bunu gerçekten yapacak mısın? Niye?
Müdürün dediği bu değil mi? Müdürün dediği bu değil. Bizim yolumuz bu değil, yapma. Ayarım yok benim. Dahan, öfkene hakim olmalısın. Yoksa o öfke seni öldürür. Bak, bu değil.